Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Vessalatu vesselamu ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmain. Dün akşamki dersimizin son bölümünde Üstad Hazretleri ehli tabiat, mecusiler ve mutezile mezhebine mensup olan insanların sapkın fikirleri hakkında bilgilendirdi bizi. Tabiat perestler her şeyi sebepler yapar diyor. Mecusi, o ateşi tapan zerdüşt denilen o insanlar da hayırları yaratan bir yaratıcı var, şerleri yaratan başka bir yaratıcı var diye onlar da daha başka sapık bir fikre sahip olduklarını söylüyor. Ve Mutezile mezhebi mensubu olan Müslüman bunlar, mecusiler hariç, tabiat perest hariç, bunlar Müslümanız diyenler ama kul kendi fiilinin yaratıcısıdır diye çok yanlış fikre bunlar da sahip. Bunların ne kadar yanlış fikirlere sahip olduğunu izah ederken Üstad bir takım yine temel prensiplerden bahsetti. 4 tanesini okuduk, 5.sine kalmıştık. Oradan inşallah dersimizi devam ettireceğiz. Yalnız burada şu 4.'yü bir hatırlamak için birkaç cümle söylemem gerekiyor. Yani Cenab-ı Hakk'ın Kur'an-ı Azimüşşan'ında ve Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam da hadis-i şeriflerinde Rabbimizi bize tarif ederken, yani marifetullah dersi öğretirken Cenab-ı Hakk'ın zati sıfatları, bir de sübuti sıfatları olduğu bize öğretilmiş. Nedir onlar? Cenab-ı Hakk'ın zati sıfatları, ondan başka kimsede olmayan zatını mahsus sıfatlar. Vücut, vahdet, kıdem, beka, kıyam bi nefsihi, muhalefetün lil havadis. 6 tane zati sıfatı var Cenab-ı Hakk'ın. Ne demek bunlar? Yani Allah vardır, birdir, ezelidir, ebedidir. Allah'ın sıfatları bunlar. Ve o varlığı kendiliğinden devam eder. 6.'sı da muhalefetün lil havadis demek. Yaratmış olduğu varlıkların hiçbirisi de benzemez. Zatı da, sıfatı da, efali de hiçbir şeye benzemez. Onun için mümkünatla, Allah'ın yarattığı varlıklarla kıyaslama yaparak Allah'ı anlamaya çalışmaya kalkmak en büyük hatadır. Çünkü yarattığı varlıklar cinsinden değil, ne zatı, ne sıfatı, ne efali, ne isimleri benzemez. Şimdi diyor ki Üstad o dersin sonunda, insan diyor Cenab-ı Hakk'ı düşünmeye kalktığı zaman nasıl bir varlık diye, insan üzerinden kıyaslama yaparak Rabbini tanımaya kalkar. Böyle şey olur mu? Nihayetsiz aciz olan insanın sıfatlarıyla, nihayetsiz kadir olan sıfatları hiç kıyaslanır mı? Onun ilmi sonsuz, iradesi sonsuz, kudreti sonsuz, diğer isim ve sıfatları da sonsuz, efali de sonsuz. Öyleyse insan da ya da insan dışındaki varlıklar Allah kıyaslanamaz. Bunu kısaca hatırlattıktan sonra 5.'sinden devam ediyoruz. Cenab-ı Hakk'ın kudret, ilim, iradesi, şemsin ziyası, yani güneşin ışığı gibi bütün mevcutata âm, umumi ve şamil şumullu olup hiçbir şeyle muvazene edilemez. Yani bu sıfatları da kıyaslanamaz. Çünkü Cenab-ı Hakk'ın zati sıfatları gibi hayat, ilim, irade, kudret, sem, basar ve kelam denilen bir de tekvin manası var, yaratma sıfatı. Bunlar da sübuti sıfatları. Ne zati ne sübuti sıfatlarına onun yarattığı varlıklar penceresinden bakarak, kıyaslama yaparak Allah anlaşılmaya çalışırsa hataya düşülür. Arş-ı azama taalluk ettikleri gibi Cenab-ı Hakk'ın ilim, irade, kudret gibi sıfatları arş-ı alaya, arş-ı azama
tahrik ettikleri, tecelli ettikleri gibi zerrelere de, yani atomlara da tahallük ederler. En büyük varlık olan arş, en küçük varlık olan atom, hatta atom altı parçacıklar bile Allah'ın ilim, irade ve kudretinin dışında kalmazlar. Cenab-ı Hak Şems ve Kameri, güneşi ve ayı halk ettiği, yarattığı gibi sineğin gözünü de o halk etmiştir. Enteresan. Cenab-ı Hak Kur'an-ı Kerim'de sinekten de örnek veriyor ya. اِنَّ اللّٰهَ لَا يَسْتَحِي اَنْ يَعْدِرِ وَمَثَلَا مَا بَعُدَةً فَمَا فَوْقَى. Bu yine Bakara Suresi'ne geçen bir ayettir. Yani Cenab-ı Hak sinekten misal getirmekten çekinmez diyor. Sinek öyle muhteşem bir sanat eseri ki Allah sinekten misal getirmekten niye çekinsin ki? Çünkü yani Allah'tan başka güvendiğiniz, hatta taptığınız ve bel bağladığınız bütün sebepler bir araya gelse bir sineği yaratamazlar. Len yahlugu dübeben velev iştemeule. Asla ve kat'a yaratamazlar diyor. Ancak bir sineği Allah yaratabilir. Onun dışında hiçbir şey yaratamaz. O sinek ki burada gözünden bahsediyor ya, kara sinek. Onun iki tane iri gözü var, iri iri. Tamam mı? O iki tane gözün her birisinde 4000 tane petek göz var. İki gözde 8000 tane petek göz var. O petek gözlerle 360 dereceki alandaki her şeyi görüyor. Sineğin gözündeki bu petek göz özelliği 360 derece her şeyi görmesini sağlıyor. Onun için ne yaparsan yakalayamıyorsun yani. Kaçıyor. Öyleyse güneşi yarattığı gibi Cenab-ı Hak sineğin gözünü dahi o halk etmiştir, yaratmıştır. Cenab-ı Hak kainatta vaaz ettiği yüksek nizam gibi, yani mesela güneş sistemi, ondan sonra bak sistemden bahsediyoruz. Dünyanın kendisinin konumu, diğer gezegenlerin konumu, güneşle bağlanması, güneş sisteminin Samanyolu galaksisine bağlı olarak bir nizam içerisinde o spiral galaksinin bir kolunda 220 milyon yılda bir turunu atan o nizam var ya, ve bütün kainattaki yani 125 milyar diyorlar, 2 trilyon diyorlar, yani böyle çok yüksek rakamlardan bahsediliyor. Bütün o galaksiler arasında, hem galaksi içinde hem galaksiler arasında kurulan muhteşem bir nizam var. O nizamı Allah kurup yönettiği, devam ettirdiği gibi atomlar bünyesindeki nizamı da kuran o. Büyükler Allah'ın, küçükler kendi kendine, öyle değil. İşte Hazretleri Mektubat'ta bir cümlesi var, aklıma geldi şimdi. Kanun bir silsiledir, efal onunla bağlıdır diyor. Ha, Allah Allah. Mesela o çekim merkez kaç kanunu denilen kanun hem güneş sisteminde var, hem aynı sistem atomda var. Tıpatıp birebir benziyor. Kanun bakımından aynı, büyüklükleri farklı sadece. Geniş detaylarını sizler daha iyi biliyorsunuz. O güneş sistemi ve atomdaki düzenin o kanun ne oldu sizler daha iyi biliyorsunuz. Evet. Cenab-ı Hak kainatta vaaz ettiği yüksek nizam gibi hurdebini hayvanların, hurdebini mikroskobik canlılar demek, bakteriler, mikroplar filan, onların bağırsaklarında da pek ince ve latif bir nizam vaaz etmiştir. Sistemi kuruyor, yönetiyor, devam ettiriyor bir de ölene kadar. Allah her şeyi yaratıyor, sistemini kuruyor, otomatiğe bağlayıp geriden seyrediyor. Dedi ki Cenab-ı Hak, فَاَلُنْ لِمَا يُرِيدْ. Her an iradesi iş başında Cenab-ı Hak. Evet. Semadaki ecramı, yıldızları birbiriyle rapt eden, birbirine bağlayan cazibe-i umumi kanunu gibi. Cazibe-i umumi, kainattaki genel çekim diye tabir edilen o kanundan üstad bahsediyor. Cazibe-i umumi kanunu gibi cevahir-i ferdi de, yani zerratı, atomları da o kanunun
bir misili nazmetmiştir. Kanun bir silsiledir. Fiiller onunla bağlıdır cümlesini naklettim ya mektubattan. Aynı kanunla semanın büyük kütleleri nizama sokmuş. Aynı kanunla atomları da aynı kanunla nizama sokmuş Cenab-ı Hak. Hani daha evvel bir dersimizde bahsettik ya. Mesela atomun merkezinde proton ve nötronlardan meydana gelen bir çekirdek var. Etrafında muhtelif sayılarda elektronlar var. En basit atom hidrojen atomudur. Bir çekirdek, bir elektron var. En ağır atom ise uranyum atomudur. 236 elektronu var çekirdeğin etrafında döndürülen. İşte uranyum zenginleştirilmesiyle o elektronların sayısı 237-238'e kadar yükseltiliyor. Atom bombası üretiliyor ondan. Ya da atom reaktörlerinde uranyum işte zenginleştirilerek elektrik enerjisi üretiliyor. Bizim şimdi mesela Akkuyu'daki atom reaktörünün kurulmasının sebebi o. Hidroelektrik dediğimiz o barajlardaki elde edilen elektrik yetmiyor. Yanı başına ondan sonra yanında rüzgar elektrik şeyleri kuruyoruz. İşte bu Adana istikametten Hatay'a doğru giderken bir bakın bütün tepeler, dağlar, o pervaneler var ya, rüzgar enerjisinden elektrik üretiliyor. Yetmiyor, güneş enerjisi için güneş panelleri, tarlalara güneş panellerini kurup güneş enerjisinden elektrik üretiliyor. O da yetmiyor işte Türkiye'nin 83 milyon nüfusuna enerji gittikçe talep fazlalaşınca. Şimdi atom reaktörleri kurulmak suretiyle enerji çeşitlendirilmesi yapılıyor. Sinop'ta da yapılacak bir atom reaktörü ve Mersin tarafındaki Akkuyu'da da inşallah yapılacak. Türkiye'nin enerji ihtiyacının işte uranyum üzerinden elde edilecek enerjiyle temini sağlanacak inşallah önümüzdeki yıllar için. Dolayısıyla lafı biraz tabii o tarafa aktarma ihtiyacı hissettim. Atomda öyle bir müthiş nizam var ki, öyle bir nükleer enerji Allah yerleştirmiş ki, o enerjiden insanların menfaatine atom reaktörlerinden yani elektrik üretiliyor. Kötü yapılırsa atom bombasıyla insanları da öldürüyorsun, hayvanları da, binaları da yıkıyorsun. İyi de kullanmak lazım. Aynı kanunla hem gökler alemindeki büyük kütleleri hem de en küçük maddenin parçası olan atomları bir sistem, nizam içerisine koymuş Cenab-ı Hak. Sanki bu zerrat, atomlar alemi o semavi aleme küçük bir misaldir sistem bakımından. Hülasa aczin müdahalesi ile kudret mertebeleri ayrılır. Bak çok önemli bir şey bu. Aczin araya girmesiyle kudretin mertebelerinde bir ayrışma söz konusu oluyor. Şimdi mesela diyelim ki ben şu halimden 50 kiloluk bir çimento torbasını kaldırabilirim. Ama bir tane daha üstüne konursa, ya hikmet kardeş yanaş şuna bir el at, beraber kaldıralım deriz değil mi? Bak gücüm yetmiyor yani. Ama Naim Süleymanoğlu, adam 3 tane 4 tane çimen torbasını kaldırabiliyordu rahmetli. Çalışmış adam, kaslarını kuvvetleştirmiş. Ama güç farkı meydana geliyor. Acizlik var insanda. Ama Cenab-ı Hakk'ın kudret sıfatının içine zıttı olan acizlik girmediği için, çünkü zatındandır o sıfatlar, zıt girmeyince mertebe olmuyor. Mertebe olmayınca sonsuz oluyor. Sonsuz ilim, irade ve kudret karşısında da atom da bir, topyekun kainat da bir. Hepsi kendisine kolay geliyor Cenab-ı Hakk'a. Bak, önemli bir şeyden bahsediyoruz. Ya çok önemli. Üstad bunu 20. mektubun 10. kelimesinde ve hu ala külli şeyin kadir bahsinde geniş geniş izahlarını yapıyor. Hatırlayacaksınız yani. Yani mesela soğuğun müdahalesiyle sıcaklığın mertebeleri ortaya çıkar. Termometrenin anlarsın. Ya da çirkinliğin müdahalesiyle güzelliğin mertebeleri ortaya çıkar diyor. Acizliğin girmesiyle de kudretin mertebeleri
ortaya çıkar. Şimdi zıt girince mertebe oluyor. Cenab-ı Hakk'ın kudretinin içine zıt girmeyince sonsuz bir kudret oluyor. Halbuki sonlu kainatın içindeyiz. Ne kadar büyük olursa olsun. Sınırlı kainat, sınırsız Allah'ın kudreti karşısında bir atomun yaratma kolaylığında güneş sistemini, bir insanı yaratma kolaylığında topyekun kainatı Allah yaratabiliyor. Bizim inandığımız Allah bu. Allah'a ısmarladık. Allah işin kolay getirsin diye laf arası söylenmiş. Ne olduğu bilinmeyen marifetullah'ta terakki edilmemiş bir Allah inancıyla bu hakikati anlaşılmaz ki. İşte bu dersleri onun için birlikte paylaşıyoruz. Marifetullah ders şu anda yapılan şey. Müthiş, muazzam bir ders. Evet, acizliği mümteni imkansız olan kudretçe, Allah'ın kudretince büyük küçük birdir. Fark etmiyor. Atom, güneş sistemi, Samanyolu galaksisi, insan, topyük, kainat hiç fark etmiyor. Bundandır ki Rabbimiz Lokman suresinin 28. ayet kelimesinde Bismillah مَا خَلْقُكُمْ وَلَا بَعْتُكُمْ اِلَّا كَنَفْسِمْ وَاحِدَةٍ ferman ediyor. Ya haşirde, yani kıyamet sonrası, ölüm ötesinde sizin tekrar diriltilmeniz, hepinizin diriltilmesi bir kişiyi diriltmek gibi kudretime kolay gelir diyor. Böyle Allah'a inanmak lazım. Ya asr-ı saadette kafirler Allah'ı bilemedikleri için, putlara taptıkları için ölümden sonraki insanların tekrar dirilmesini akıllarına sığıştıramadılar. Hatta Übey bin Halef ya da Velid bin Mughire ya da As bin Bey, o meşhur kafirlerden birisi, gelmiş Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın etrafında birkaç sahabesiyle beraber sohbet ederken gale diyor Cenab-ı Hak, gale dedi ki o adam, men yuhil idame ve hiyeramin, bu çürümüş kemikleri kim diriltecek? Kimin gücü yeter demek istiyor yani, tövbe haşa. Allah'ın kudretine meydan okuyor. Hiç kimsenin gücü yetmez. Ne diyor Rabbimiz orada? Kul yuhyihe allazi enşaha evvel merre ve huve bi kulli halqin alim. Sen de ki o kemiklere ilk baştan kim hayat vermişse, diriltmişse aynı zat onu tekrar diriltecek diye söyle diyor. Ya hiç yoktan insanı yaratan, yarattıktan sonra dağılmış zerrelerin toplayıp ikinci sefer diriltmek Allah'a niye zor gelsin? Allah için zorluk, kolaylık mevzu bahis değil ki, hepsi kolay. Onun için yine Yasin-i Şerif'te var ya, insanlar kıyamet sonrasında kabirlerinden hepsi birden bir anda diriltildikleri zaman, ki Allah öyle ferman ediyor. وَمَا اَمْرُ السَّاتِ اِلَّا كَلَمْهِ الْبَصِرِ اَوْهُ اَقْرَبْ. Yani o yeniden diriliş var ya, göz açıp kapamak gibidir. اَوْهُ اَقْرَبْ, hatta ondan daha yakındır. Bir anda kabirlerinden insanlar dirilip çıktıkları zaman, o kafirler var ya, o münafıklar var ya, Allah düşmanları, galemen yuh enen diyor orada, galu derler ki, ya veylena men ba'atena min merkadina, hâdâ mâ ba'der rahman ve sadakal mürsün. Yani bizi yattığımız kabirlerimizden kim kaldırdı? Demek Rahman olan Allah'ın vaat ettiği şey meğer buymuş. Meğer peygamberler bize doğru söylemiş diye milyarlar kere pişman olacaklar ama oradaki pişmanlık kimseye fayda vermeyecek. Ya Kur'an-ı Kerim'de Cenab-ı Hak ahiretle alakalı 2000'den fazla ayetten hep oradan bahsediyor. Cennetten, cehennemden, yaratılıştan, dirilişten filan. Hatta dünyada yapmış olduğu fiillerini örnek göstererek ahirette yapacağı onun misli olduğunu ferman ediyor. Mesela Rum suresi 50. ayetini üstad almış. 10. söz denilen bir risale yazmış. Yani haşir risalesi. Gerçi tek bir ayetin tefsiri gibi gözüküyorsa da üstadın ifadesiyle yüzer Kur'an ayetlerinden süzülmüş
bazı katrelerdir diyor üstadımız. Yüzlerce Kur'an ayetinin meali varmış Haşr Risalesi'nde. Ne diyor Rabbimiz o 50. Rum Suresi'nin 50. ayetinde? 10 dakikamız var Ali abi. Bakıyorum saat artık, endişeye mal yok. Fenzur ila eteri rahmetillah. Yani şimdi bak Allah'ın rahmet eserlerine. Keyfe yuhyil arda ba'de meftiha. Yani ölümünün ardından dünyayı yeniden baharda nasıl yaratıyor? İnne zâlike le muhyil mevta. Yani sizin ölmüşlerinizin diriltilmesi gibi, diriltilmesi de tıpkı kışın ölmüş dünyanın baharda diriltilmesi gibidir. Ve huve alâ kulli şeyin kadir. Yani bu ayeti okudum ki belki Ali abi aşırı okurken bunu okuma ihtiyacı hissedebilir diye. Örnek olsun diye okumuş oldum. Yani çok misaller var, çok. Çok misaller var Kur'an-ı Kerim'de. Yeniden dirilişi Allah kolaylaştırmak için, bak dünyada ben bunları yapıyorum, kıyametten sonra da bunları yapacağım, bu onun mislidir diye örnek vermiş oluyor. Altıncısı, bir başka nokta yine, kudreti ezeliye, Allah'ın o sonsuz kudreti, gücü, en evvel eşyanın melekut, yani iç yüzüne taluk eder. Dış yüzünden önce iç yüzüne taluk eder, tecelli eder. Bu yüz ise, eşyanın melekut denilen iç cepheleri alel umum genellikle güzel ve şeffaftır. Evet, şems ve kamerin yüzleri parlak olduğu gibi, güneş ve ayın yüzleri parlak olduğu gibi, gecenin ve bulutların da iç yüzleri ziyadardır. Ne demek? Ya gece zifiri karanlık işte. Neresi aydınlık bunun? Olur mu canım? Ve ceannen nevme sübata diyor Rabbimiz. Geceyi de biz sizin için bir istirahat yeri kıldık diyor, değil mi? Yani bütün mahlukat uykuya dalıyor. İstisnası muhakkak olacak ama yani her can taşıyan varlık bedenin istirahati için ruhunun uyumaya ihtiyacı vardır. Geceleyin hayvanlar da insanlar da uyuyor. İstisnaları hariç genelde öyle. Öyleyse geceyi Allah iyi ki yaratmış, öyle mi? İç yüzü bak ne kadar parlak. Aynı şekilde bulutların da iç yüzleri ziyadadır. Bulutların da iç yüzü ziyadar ne demek? Şöyle düşünüyorum. Mesela yağmur yüklü bulutlar geldiği Ankara'nın üstünü kapladığı zaman ortalık bayağı gece olmuş gibi oluyor. Simsiyah bulutlar yağdı yağacak. Ama ya o bulutların içerisinden öyle bir yağmur başlanıyor ki, yani aylardır dört gözle bekliyoruz. Eylül'de yok, Ekim'de yok, yağmur yok yani Ankara'da. Ondan sonra Kasım'da yok. Aralık'ta birkaç gün şöyle bir yağar gibi yaptı, yine yok. Kuraklık var, hem Türkiye'nin tamamında kuraklık var. Sapanca Gölü çekilmiş 20-30 metre geriye, değil mi? Hani Ali Mazlum abi daha iyi bilir onu. İzmir, o tarafların suyu, yani içme suyu da sağlanıyor oradan. Ne kadar çekilmiş yağmurlar yağmadığı için. Burdur'daki bilmem ne Salda Gölü geri çekilmiş. Şu göl kurumuş, bu göl kurumuş. Yeraltı suları bitmiş. Derelerin, nehirlerin suları azalmış. Eğer iyi bir kış, kar, kıyamet olmazsa işimiz duman. Yani bütün şehirlerin içme sularının sağlandığı barajlar İyice çekilmiş. Hele İstanbul'un barajlarına bakıyoruz. Ne büyük sıkıntı var. Ankara'nın barajları da öyle. İzmir de öyle. Her taraf öyle. Onun için o bulutların simsiyah görüntüsünün arkasında bir aydınlık var. Yani yağmurlar var. Yağmur yağdığı zaman hayat kaynağı oluyor Cenab-ı Hak tarafından. Yağmadığı zaman kuraklık. Artık ekinler de bitmiyor, mahsul de olmuyor, barajlar da kuruyor. Allah'a dua etmekten başka çare yok. Geçenlerde Diyanet'in talimatıyla camilerde bir yağmur namazı ve duası yapıldı. Hemen o gün yağmur yağdı birkaç gün falan derken yine gitti bizim buralarda yağmur. Yok. İnşallah dua edelim de Rabbimiz
bu kuraklık musibetini, salgın musibeti gibi üstümüzden kaldırsın. Yani nasıl ki koronavirüs salgını bir büyük afat, bir büyük musibetse, kuraklık da onun gibi ayrı bir musibettir. Dolayısıyla bu her ikisini de üstümüzden kaldırsın Rabbimiz diyelim. Şimdi demek ki bulutların da gecenin de karanlık yüzünün arkası iç yüzleri ziyadar aydınlıktır. Yedincisi, beşerin zihni ve fikri Cenab-ı Hakk'ın azametine, büyüklüğüne bir mikyas, ölçü, kemalatına bir mizan, mizan da ölçü demek, efsafının, Allah'ın vasıflarının, sıfatlarının muhakemesine bir vasıta bulmak vüsatinde değildir. Allah Allah. İnsan zihni yani hiçbir vasıtayla Allah'ın büyüklüğünü kavrayamaz, anlayamaz. Ancak cem-i masnuatından, Allah'ın yarattığı bütün sanatlı varlıklardan ve mecbu asarından yaptığı bütün eserlerinin tamamından ve bütün efalinden, fiillerinden tahassül ve tecelli eden bir vecihle bakılabilir. Allahu Ekber dediği zaman Allah'ın büyüklüğünü, onun yarattığı bütün varlıkları zihinde canlandırarak sen ancak anlayabilirsin. Bir ağaca bakarak sadece Allah'ın büyüklüğü anlaşılmaz. Evet. Zerre mirat olur. Yani Cenab-ı Hakk'ın yaptığı fiillerine bir ayna olur. Fakat mikyas olamaz. Ölçü yapılamaz. Cenab-ı Hakk'ın isim ve sıfatlarını anlamak için bir ölçü olarak, mukayese aracı olarak ne atom kıyas yapılabilir, ne insan, ne başka bir şey. Bütün bunlardan sonra bu meselelerden tebarüz ettiği, ortaya çıktığı vecihle Cenab-ı Hakk'ın mümkünata, yaratmış olduğu varlıklara kıyas edilmesi ve mümkünatın, Allah'ın yarattığı bütün varlıkların onun şuunatına, icraatlarına mikyas, ölçü yapılması en büyük cehalet, cahillik ve hamakattır, ahmaklıktır yani. Ölçü yapılamaz, kıyas yapılamaz. Sadece o örnekler penceresinden Rabbimizi tanımaya çalışabiliriz. Yoksa kıyaslama mümkün değil. Çünkü aralarındaki fark yerden göğe kadardır. Evet, vacibi mümküne kıyas etmek pek kıyas etmekten pek garip ve gülünç şeyler çıkar. Yani vacip, yani Cenab-ı Hakk'ın kendisi. Şimdi vacip demek, Cenab-ı Hakk'ın vücut mertebesi vücuttur. Yani bu kainat olsa da olmasa da varlığı muhakkak şart olan zat demek. Mümkünat ise Allah'ın yarattığı bir topyekun kainat. Bunun içindeki varlıklar. Bunlar da olsa da olur, olmasa da olur. Bak, Allah'ın vücut mertebesi olmazsa olmaz. Kainat olsa da olmasa da muhakkak olması lazım. Olması lazım ki bu kainatı yoktan yaratabilsin, öyle değil mi? Halbuki insan, diğer varlıklar olsa da olurdu, olmasa da olur. Zaten bir zamanlar yoktu kainat. Yani yaklaşık 15 milyar yıl önce kainat diye bir şey yok. Her şey sıfır noktasında. O yokken Allah vardı ki böyle bir kainatı ve içindeki varlıkları yaratmayı irade etti. Nasıl istiyorsa da öyle yarattı ve sistemini öyle kurdu. Allah kainat olsa da var, olmasa da var. Vacip. Onun için vacip olan Allah'ın varlığını, vücut mertebesini, onun yarattığı varlıkları kıyas etmekten pek garip ve gülünç şeyler çıkar. Mesela ehli tabiat o aldatıcı kıyas ile tesiri hakikiyi sebeplere, ehli itizal, mutezile mezhebi, halkı efali abde, kul kendinin fiilinin yaratıcısıdır diyor. Mecusiler, o ateşe tapanlar, zerdüşler, şerri ikinci bir halika, yaratıcıya isnat etmeye mecbur olmuşlardır. Güya zulümlerince, yanlış kanaatlerince Cenab-ı Hak azameti, kibriya ve tenezzühü dolayısıyla bu gibi hasis, bayağı ve çirkin şeylere tenezzüh etmez. Demek akılları, vehimlerine esir olanlar bu gibi gülünç şeyleri doğururlar. Ama burada bir ihtar var. Onunla dersi bitirelim.
müminlerden de hatta ehl-i sünnet vel cemaat inancına sahip olduğu halde müminlerden de vesvese cihetiyle bu vehme maruz kalanlar vardır. Dikkat etmek lazımdır. Demek ki müminlerin imanında, Allah inancında bile tehlikeli noktalar olduğunu üstad burada nazara vermiş oluyor. Ondan sonra Hatemallahu ala gulubihimin detaylı tefsirine başlayacak. Ama dersimiz de burada bitti. Sübhaneke la ilmelena illa ma allemtena inneke entel alimul hakim. Bâhiru davâhum enilhamdülillahi rabbil alemin.